Endi boshlang'ich funksiya aniqmas integral mavzusi bilan tanishamiz. Biz hosil olishni bilamiz. Masalan, x kubning hosilasi. Bu 3x kvadratga teng. Bu bizga ma'lum. Boshlang'ich funksiya topish masalasi hosil olish masalasiga teskari masala. Masalan, x kubning hosilasi 3x kvadrat bo'lsa, 3x kvadratning boshlang'ich funksiyasi onu katta f bilan belgilaymiz. X kubga teng. Demak, boshlang'ich funksiya topish degani, mana funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping deganda, biz qaysi funksiyaning hosilasi 3x kvadratga teng degan savolni qo'yamiz. X kubning hosilasi 3x kvadratga teng, demak, buning boshlang'ich funksiyasi x kub ekan. Ay, boshqa bir misol. Masalan, x darajasi 4 ning hosilasi 4x kub. Demak, fx teng 4x kubning boshlang'ich funksiyasi x darajasi 4 ga teng ekan. X darajasi 4. Va shunday qilib biz boshqa misollar keltirishimiz mumkin, davom ettirishimiz mumkin. Masalan, sinus x ning hosilasi cosinus x ga teng. Demak, cosinus x ning boshlang'ich funksiyasi sinus x ga teng ekan. Cosinus x ning hosilasi minus sinus x ga teng. Bu holda minus sinus x ning boshlang'ich funksiyasi cosinus x ga teng. Keyingi misol, y darajasi x ning hosilasi y darajasi x ga teng. Bu holda y darajasi x ning boshlang'ich funksiyasi yana y darajasi x. Keyingi misol, masalan, logarifm x ning hosilasi 1 taqsim x ga teng. Bunda logarifmda x manfiy bo'lolmaydi, x 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu holda fx teng 1 taqsim x, bunda x 0 dan katta, funksiyaning boshlang'ich funksiyasi logarifm x bo'ladi. X 0 dan katta. Bu hokazo shunda davom ettirishimiz mumkin. Demak, boshlang'ich funksiya topish masalasi hosil olish masalasiga teskari masala ekan. Demak, boshlang'ich funksiyada qaysi mana masalan shuni oladigan bo'lsak, qaysi funksiyaning hosilasi cosinus x ga teng? Sinus x ning hosilasi. Demak, sinus cosinus ning boshlang'ich funksiyasi ekan. Xo'p, endi mana bu yerda x kub 3x kvadratning boshlang'ich funksiyasi ekan. Mana bu yerga 1 qo'shib qo'ysam-chi, 1 qo'shsak unda nima bo'ladi? Baribir yana bu boshlang'ich funksiya bo'laveradi. Chunki x kub qo'shuv 1 ning hosilasi x kubning hosilasi 3x kvadrat, 1 ning hosilasi 0. Ya'ni yana 3x kvadrat hosil qilaveramiz. Demak, 1 qo'shilsa ham bu funksiyaga boshlang'ich funksiya bo'lar ekan. 2 qo'shsak-chi? 2 qo'shilsa-chi? 2 qo'shilsa ham baribir 2 ning hosilasi 0. 3 qo'shilsa-chi? 3 qo'shilsa ham 0, 10 qo'shilsa ham 0. Demak, agar ixtiyoriy bir o'zgarmas son s ni qo'shib qo'ysak-chi? O'zgarmas son s bilan belgilaylik. Bu holda uni x kub qo'shib s ni hosilasi yana 3x kvadrat bo'ladi. Chunki s ni hosilasi 0 ga teng. O'zgarmas ni hosilasi 0 ga teng. Demak, mana bu x kub qo'shuv s ham 3x kvadrat uchun boshlang'ich funksiya bo'lar ekan. Demak, bu fx funksiyani birorta boshlang'ich funksiyasini topib turib, unga ixtiyoriy o'zgarmas sonni qo'shsak, yana boshlang'ich funksiya hosil bo'lar ekan. Mana bu x kub qo'shuv s 3x kvadratning boshlang'ich funksiyalarining ko'rinishining umumiy ko'rinishi, mana bu umumiy ko'rinishda keltirilyapti. Aynan mana shu ko'rinishi 3x kvadratning aniq mas integrali deyiladi. Va quyidagicha belgilanadi. Integral 3x kvadrat dx teng x kub qo'shuv s. Bu yerda s ixtiyoriy son. 1 bo'lishi ham mumkin, manfiy bo'lishi mumkin, musbat, 10, 100 ixtiyoriy son, ixtiyoriy haqiqiy son bo'lishi mumkin. Ana endi integral belgisidan foydalanib, boshqa funksiyalarni ham aniq mas integralini topamiz.
Mesela sinüs x dx. Sinüs x'nin anılmaz integrali. Yani başlangıç funksiyasının umumi görünüşü. Bunun için sinüs x'e bir başlangıç funksiyası yapalımız. Bu minus kosinüs x mesela. Çünkü minus kosinüs x'in hasılası sinüs x'e deyin. Bunu tekşerik görelimiz. Minus kosinüs x'in hasılası minus kosinüs x'in hasılası minus kosinüs x'in hasılası minus sinüs x'e deyin. Minus ke minus plus buladı. Bu sinüs x. Ne doğru iken bunun hasılası sinüs x'e deyin iken. Yani s'ını koşup koyalımız. Koşursa. Yani bitti başlangıç funksiyonu tapamızda onge s'ını koşup koyalımız. Neticede biz anılmaz integralını hasıl kılalımız. Kengi misal. İntegral kosinüs x dx. Kaç funksiyonun hasılası kosinüs ke deyin? Sinüsün hasılası. Bu koşulsa. Çünkü bunu kandı tekşirağımız teyniyle. Oyun tamamından hasıl alalımız. Kosinüs ke teyni. Teyni mi yok ki yok mu tekşirağımız. Teyni olsa teyni doğru. Teyni olmasa teyni not doğru. O diyor bir yerde hasıl alsa kosinüs x ke teyni olalı. Şu sebeple bu teyni doğru. İntegral y derecesi x dx. Y derecesi x koşulsa. Çünkü y derecesi x'in hasıl alsa y derecesi x ke teyni. Bak şimdiye kadar biz yine başka misalları getirişimiz mümkün. Hani bana bu misaldan gördük. Başlangıç funksiye, ta funksiyonun başlangıç funksiyası çeksiz köpekken. Bana s'ye bağlıq ekken. Eğer başlangıç funksiyonun grafikini gördükken bulsak. Mesela ihtiyari funksiyon için y'den fx funksiyonu verilgen bulsun. Bunun başlangıç funksiyası y'den fx plus s bolsun. Bana fx funksiyonun grafiği, ayterik bana bu çizik. Fx funksiyonun grafiği bolsun. Katta fx. Eğer s musbat bolsa, mesela y'den fx koşu 3. S'nin örneği 3 koyarsınız. O halde bu funksiyonun grafiği, mana bu funksiyonun grafiğini y oku boylab yukarıya 3 birlik sürüşten hasıl boladı. Demek 3 birlik yukarıya sürsek bu funksiyonun grafiği, mana bu grafiğini. Bu grafik hasıl boladı. Peki bu olmasa s manfi olsun. Mesela fx minus 4 dedik mesela. O halde bu funksiyonun grafiğini kuruş için fx funksiyonun grafiğini y oku boyla 4 birlik paske soruşumuz gerek. Yine çeksiz köp. Bana şimdi çizgiler hasıl oladı bir yerde. Sen oraya türlü kıymetler koyup biz türlü grafikler hasıl kılışımız mümkün. Adatta masallarda bir tane nokta verirler de. Bir nokta mesela x0, y0. Bana şu noktadan ötücü başlangıç funksiyonu tapayım degen misal koyulardı. Bana bu kuyudaki misalını görelimiz. Fx den x kvadrat funksiyonun 3'ü 12 noktadan ötücü başlangıç funksiyasını tapayım. Adresle başlangıç funksiyasını umumi görüntüsünü tapalımız bu funksiyon için. Fx den kaç funksiyonun hasılası x kvadrat getirin? X kubun hasılası 3x kvadrat getirin. 3'ye bölüp koyalımız. X kub taksım 3'nin hasılası x kvadrat getirin. S'ını koşup koysak bu funksiyonun başlangıç funksiyonlarının umumi görünüşü hasıl buladı. Yani s'ını tapış için bana bu şarttan faydalanalımız. X'ni oranına 3 koysak bu funksiyonun kıymeti 12 getirin barış gerekiyken. Demek 3'nin kuba x'ni oraya 3 koyduk. X'ni oraya 3 koyduk. Taksım 3. Şunu yazdım. Koşulsa teng 12. Demek bana verilgen nokta s'ni tapış için verilirken. Bana şu şarttan biz s'ni tapamız. Yani s'ni tap koyamız. Bunu 3'e kısaltırsak bir yerde 2. derece kalırdı. 9. 12. 9'dan 10 tamamen götürüyoruz.
teng 3. Ya'ni sani qiymati 3 ga teng ekan. Mana biz sani o'rniga 3 ni olib borib qo'yib, quyidagi funksiyani hosil qilamiz. X kub taqsim 3 qo'shuv 3. Va bu funksiya birinchidan x kvadratning boshlang'ich funksiyasi, ikkinchidan mana bu nuqtadan o'tadi. Ya'ni x ning o'rniga 3 qo'ysak, buni qiymati 12 ga teng chiqadi. Bunday masalalarda demak sani mana shu yo'l bilan topamiz. Demak x ning o'rniga 3 qo'yib, uni 12 ga tenglab sani topamiz. Va keyin sani o'rniga topilgan qiymatni olib borib qo'yamiz. Va natijada berilgan nuqtadan o'tuvchi berilgan funksiyaning boshlang'ich funksiyasini hosil qilamiz.